Paha biçilemez İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün tarihi miraslarıyla olduğu kadar eğitimde, sanatta, sporda, damak tadında simgeleşmiş değerlere sahip semtlerin izindeyiz. Yaklaşık 1650 yıl önce yapılan Su Kemeri'ni ve Ayasofya'dan sonra şehrin en önemli Bizans dini eserlerinden birini göreceğimiz bir noktadayız. Kış aylarında sokaklardan yankılanan boza sesinin kaynağında sayısız ünlü ismin okul yolunu adımladığı yerdeyiz. Sizi yine tarih dolu bir yolculuğa çıkarıyoruz. Yüzyılların izini bu kez Unkapanı ve Vefa sokaklarında süreceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'un en kıymetli tarihi eserlerinden olan fakat çok öne çıkarılmayan bir yapı bugünkü turumuzun durakları arasında bulunuyor. Ayasofya'dan sonra günümüze ulaşan en önemli Bizans mabetlerinden biri olan Pantokrator Manastırı Zeyrek'te yer alıyor. Bugün Zeyrek Camii olarak biliniyor. Temeli 1118 ile 1124 yıllar arasında yaptırılan iki kilise, bir şapel, hastane ve yaşlı bakım evinden oluşan komplekse dayanıyor. Manastır, Pantokrator yani her şeye muktedir olarak tanımlanan Hazreti İsa'ya adandığı için bu adı almış. Bulunduğu tepeden harika bir manzara var. Bir tarafta Haliç ve Pera, diğer tarafta ise Süleymaniye'yi görüyorsunuz. İsterseniz gelin bir de içeriye bakalım. Zeyrek Camii geçmişte Bizans hanedanlarından biri olan Komnenosların aile mezarı olmuş. 1204 yılındaki Haçlı Seferi sırasında kilisenin hazineleri yağmalanmış ve bazıları da Venedik'e götürülmüş. Venedik San Marco meydanındaki bazilikanın sunağının bir kısmının Pantokrator'dan geldiği söyleniyor. 1261 yılında Bizans İmparatoru şehri Haçlılardan geri aldığında Meryem Ana'nın çok önemli bir ikonası buraya konmuş. ...1453'ten sonra Şapel Camii'ye, Manastır ise İlahiyat Okulu'na dönüştürülmüş. Cami, okulun ilk hocalarından olan Molla Zeyrek Mehmet Efendi'den adını almış. Fatih Sultan Mehmet'in de zaman zaman buradaki derslere katıldığı anlatılıyor. İlahiyat Okulu, Fatih Camii medreseleri tamamlanıncaya kadar eğitime burada devam etmiş. Eserin bir ara Bizans Müzesi olması düşünüldü ama sonra bundan vazgeçildi. ...1950'lerdeki renovasyon sırasında döşeme tahtalarının altında başyapıt sayılabilecek nefis bir mozaik zemin bulundu. Son yıllarda eserde yapılan restorasyon ve kazı çalışmalarında ise farklı dönemlere tarihlenen buluntular gün ışığına çıkarıldı. Zeyrek'teki Sosyal Sigortalar Kurumu binası neredeyse herkesin dikkat etmeden önünden geçip gittiği bir yer. Zaten tarihi dokuyla uyumu ve dikkat çekmediği için ödül almış. 1962 ve 1964 yılları arasında yapılan bu bina, mimarı Sedat Hakkı Eldem'e mesleğin en prestijli ödüllerinden olan Ahan Mimarlık Ödülünü getirmiş. Sedat Hakkı Eldem, mimarlıkta geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük eden isimlerden biri. Bölgeselcilik düşüncesinin dünyada yaygınlaştığı 1960'larda
da ideolojik olmayan, bulunduğu yerin dokusuna göre gelişen bir yerellik anlayışı yükselişe geçmiş. Eldem'in etkisinde kaldığı bu akım ile tasarladığı SSK binası, çevredeki yapılarla gösterdiği uyum nedeniyle Ahan ödülüne değer görülmüş. Aslında modern mimari ürünü olan yapı, geleneksel Türk mimarisinin yatay çatı çizgilerini, geniş saçakları, sıraya dizilmiş pencereleri ve çıkmalarını kullanmış. İstanbul'un birbirinden bağımsız ve uyumsuz yapılarla silüetinin her geçen gün değiştiği düşünülürse, proje bazlı anlayış yerine kenti bütün olarak planlamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. SSK binasının hemen altındaki eski duvarlar ise önemli bir tarih barındırıyor. İstanbul'da yer altına değil de yer üstüne yapılan nadir sarnıçlardan olan Zeyrek Sarnıcı bu duvarların ardında yer alıyor. Yolun karşısında ise Küçük Pazar'ın girişinde 1. Abdülhamit'in hareminden bir kadın adını taşıyan Şep Safa Kadın Camii'ni göreceksiniz. Fatma Şep Safa Kadın'ın oğlu Şehzade Mehmet için 1787 yılında yaptırdığı mektep camiye bitişik olarak inşa edilmiş. Kiliseler İstanbul'un dini çehresinin ve kültürel dokusunun ayrılmaz birer parçası. Bunlardan bazıları yıllar içinde giderek popülerleşmiş. Her gün onlarca kişinin dilek dilemek için uğradığı noktalar haline gelmiş. Üstelik din ve inanç fark etmeksizin sayısız kişinin adresi olmuş. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı 3 numaralı bloğun arkasında yer alan Ayın Biri Kilisesi de işte bu meşhur kiliseler arasında. Ziyaretçiler ne zaman ve nasıl başladığı kesin olarak bilinmeyen bir alışkanlıkla her ayın ilk gününü kiliseye gelmek için tercih ediyorlar. Hatta yılın ilk günü burada uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle bebek isteyen kadınlar buraya geliyor. İçeride küçük dilek anahtarları satılıyor. Dışarıda ise her dilek için nazarlıklar bulunuyor. Ziyaretçiler dua ederken bunları çeşitli ikonaların üzerine iğnelemeye çalışıyorlar. Oysa bu ikonalara zarar verdiği için yapılmaması gereken bir şey. Aklınızda olsun, dilek gerçekleşirse kiliseye şükür duası için geri geliniyor. Merhaba. Merhaba. İsminiz ne? Gina. Hangi ülkedensiniz? Etiyopya. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsunuz? 3 yıl. 3 yıl? Evet. Peki ne kadar Etiyopyalı var İstanbul'da yaşayan? Belki 500-600 kadar tutuyor. Peki bu kiliseyi nereden öğrendiniz? Ayın Biri Kilisesi? Benim bir tane eski arkadaştan öğrendim. Burada götürdüm beraber. Tamam. Ondan sonra her salı, perşembe günü burada geliyor. Evet, salı ve perşembe günleri 8.30-12.30 arasında, evet, açık burası. Evet. Ve ayında birinde açık. Dilekleriniz, evet, gerçekleşti mi? Evet, evet, çok. Aa, çok memnun oldum. Evet, sağ ol. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aslında burası bir ayazma, yani kutsal su kaynağı ama insanlar kilise olarak adlandırıyorlar. Meryem Ana Ayazması yapının asıl ismi.
Kiliseye doğru ilerlerken önünden geçeceğiniz mezar ise 1453 ile 1458 yılları arasında İstanbul'un ilk belediye başkanı olarak görev yapan Hızır Bey'e ait. Gazenfer Ağa Medresesi'nin yanında halk arasında Küçük Siirt olarak bilinen sokak yer alıyor. Burada Siirt'in meşhur büryan kebabının en lezzetlisini yiyebilirsiniz. Ayrıca doğu illerinden getirilen yöresel peynirleri ve tandır ekmeğini bulmanız, taze etlerin satıldığı kasaplardan alışveriş yapmanız da mümkün. Farklı atmosferiyle mutlaka görülmesi gereken bir çarşı burası. Vefa'ya geldiğinizde gezi rotanıza mutlaka ekleyin. Aklınızda olsun, bunun bir paralelinde de at pazarı bulunuyor. Şu anda Bozdağ'ın su kemerinin hemen yanındaki Siirt Pazarı'ndayız. İbrahim Bey, niye buraya Siirt Pazarı diyorlar? Siirt Pazarı niye? 1945-50'lerde Siirtli hemşerilerimiz buraya geldiler. Ve Düyan buraya geldi. Yani burası bir Siirtler çarşısı oldu yani. Buraya aynı zamanda Kadınlar Pazarı da diyorlar. Kadınlar Pazarı Osmanlı zamanında kadın el işi, bütün çarşıda kadın varmış yani esnaf olarak, barakalar şeklinde. Ondan dolayı Kadınlar Pazarı deniyor. Yani. Bu arada masada yok yok, ben bunları yersem halim nice olur da, bu bildiğim kadarıyla büryan kebabı ve Siirtlilerin beraberlerinde getirdiği bir kebap. Nasıl yapılıyor büryan kebabı? Yani büryan kebabı Bitlis'te de var, Siirt'te de var. Tabii Siirtli arkadaşlarımız İstanbul'a gelirken eli boş gelmedi. Büryanı da getirdiler. Şu anda çarşıda kaç tane lokanta varsa hemen hemen hepsi büryan yapıyor yani. Peki burada neler bulunuyor Siirt Pazarı'nda? Valla Siirt Pazarı'nda her şey var. Mesela gıda olarak aklınıza ne gelirse. Fıstık var, bitim var. Yani et burada almalarını tavsiye ederim. Yani et olarak ne et ararsanız var burada yani. Kuzu eti, keçi eti, koyun eti. Ondan sonra bal var. Peynir çeşitleri var. Örgülü peynir, bürgü peynir, otlu peynir, koçer peyniri. O çerçevede baktığımızda İstanbul'un en güzel yani çarşılarından İstanbul'un biri. Yani İstanbul'un gıda olarak ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer Kadınlar Pazarı'dır. İstanbul'un göbeğindeki Siirt Pazarı'nda Siirt'ten getirilen ürünlerin olduğu bir yerde bir Siirtli ile sohbetteyiz. Nazım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Kaç yılında geldin İstanbul'a? 90 yılından beri buradayım, 25 sene falan oldu. Peki o zamanlar esnafın ne kadarı Siirtliydi? O zaman %100'ü Siirtliydi, şimdi %50'si Siirtli. Diğerleri ama nereden? Diğerleri gene ağırlık Van ve Diyarbakır'dan ama gelen müşterimizin %90'ı Siirtli. Peki burada çok güzel Siirt fıstığını görüyorum ben. Şimdi bu menengiç evet. Aslında yaban fıstığı değil mi? Yabani fıstık, aşılanmamış yabani fıstık yani doğal haliyle. Küçük kaldığı zaman menengiç oluyor, büyüdüğü zaman bıttım oluyor, aşılandığı zaman da fıstığa dönüşüyor. Evet. Peki menengiçten kahve yapıyorsunuz. Gaziantep'te çok güzel böyle menengiç kahvesi doğrudur, yapan doğrudur, yerler var. Doğrudur. Menengiçi önce kavuruyoruz. Kavurduktan sonra işliyoruz, kahve haline getiriyoruz. Kahve haline getiriyorsunuz. Önce kavrulması lazım, evet. Peki bunu yiyebiliyor muyuz, bıttı mı? Tabii, içinde aynı fıstık içi var. Ama bunlar çok küçük. Küçük değil.
Yani bunlar küçük değil. Daha büyükleri var. Mardin'de çıkan daha büyük var. Fındık kadar ama onlar çok sert oluyor. Peki bunlar bunu biraz nasıl yiyoruz? Dişimizle mi kırıyoruz? Yani diş sağlamsa dişle, değilse şu şekilde penseyle kırabiliyoruz. Ve bundan aynı zamanda sabun da yapıyorsunuz değil mi? Menengiçten. Bu da bıttım sabunu. Bıttım sabunu doğrudur. Evet, küçüğü, ama küçüğünden, menengiçten küçüğü yapılıyor. Küçüğü daha yağlı olduğu için yağından biz sabun yapıyoruz. Sabun da yani saç dökülmesi ve kepe %100 etkilidir. Irsi bir durum olmadığı sürece. Bu kanıtlanmış. Bu şekilde içini yiyorsunuz. İçinde fıstık içi var. Çok lezzetli bir ürünümüz. Dünyanın 8. harikası. Siirt Pervari yöresinin karakovan balı. Hadi ya, karakovan bu mu? %100 karakovan balı. Peki özelliği ne karakovanın? Özelliği, şimdi biz buna hiçbir şekilde sunumum kullanmıyoruz. Hiçbir katkı, kimyasal madde kullanmıyoruz. 1500-2000 metre yükseklikteki dağlarda yetişiyor bu. Ve çok az yetişiyor. Senede bize 500-600 kilo kadar bir miktar düşüyor. Peki neye iyi geliyor bu bal? Valla bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. O zaman bir tadına bakayım mı? Buyur. Kilo yapıyor mu? Kilo yapmaz. Herkes aynı yalanı atıyor ya. Bal kilo yapmaz. Bal şifadır. Buyur. Çok güzel. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'a su taşıyan kemerlerin çoğu Roma ve Bizans döneminden kalmış. Valens kemeri de onlar arasında. Arkamda gördüğünüz yüzyıllar öncesinden gelen bir mühendislik harikasının bugüne ulaşan parçası. İstanbul, suyla simgeleşen bir kent olmasına rağmen tarihinde içme suyu sıkıntısı çektiği dönemler var. Edirne şehrine adını veren İmparator Hadrian döneminde su kanallar aracılığıyla Trakya'dan getirilmiş. Bugüne sadece 625 metresi ulaşan bu ozağın kemeri ise Roma İmparatoru Valens tarafından 375 yılında yaptırılmış. Adını da imparatordan almış. 365 yılında İmparator Valens'e karşı bir ayaklanma çıkmış. O ayaklanmada bugün Kadıköy olarak bildiğimiz Kalkedon surları yıkılmış. Oradan alınan taşlarla inşa edilen Valens kemeri çift katlı bir yapı. Yüksekliği 18,5 metre. İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu'na geçişinden sonra Fatih tarafından bu kemer onartılmış ve şehrin su sıkıntısını çözmek için kullanılmaya devam edilmiş. Aslında Valens kemeri suyu şehre getiren kompleks sistemin sadece bir kısmı. İstanbul'un su sorununu çözmek için 3 ayrı sistem kurgulanmış. Kırkçeşme sistemi suyu Belgrad ormanlarından Eğrikapı'ya, Taksim sistemi Belgrad ormanlarından Taksim meydanına, Halkalı sistemi ise Trakya'dan Beyazıt Meydanı'na getirmiş. İşte Bozdağ'ın kemeri bu son sistemin artık kullanılmayan bölümü. Yıllarda İstanbul'daki manifatura piyasası Sultanhamam ve civarında yer alıyormuş. Şehirdeki imar değişiklikleri, artan nüfus ve trafik de eklenince bu faaliyetlerin yerinin değişmesi ihtiyacı ortaya çıkmış.
Manifatura ve kumaşçılar toptancı tüccarları tarafından yeni bir çarşı yapmak amacıyla kooperatif kurulmuş. Arsa için aslında ilk düşünülen yer Haydarpaşa'ymış. Fakat dönemin İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın önerisi ve sağladığı kolaylıklar ile Bozdağ'ın su kemeri ile Unkapan arasında kalan Atatürk Bulvarı'nda karar kılınmış. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı veya kısa adıyla İMÇ binası için açılan proje yarışmasını Doğan Tekeli ve Sami Sisa'nın ortak projesinin kazanmasıyla İstanbul yeni bir ticaret merkezine kavuşmuş. İMÇ, Türk modernist mimarisinin çarpıcı bir örneği. Aslında deneysel bir kurguyu, zekice planlanmış tasarımı ve göndermeleriyle geleneksel İstanbul Çarşısı anlayışıyla birleştirmeyi başaran bir yapı kompleksi bu. Binaların dikkat çekici özelliği, etraflarındaki kentsel koşullar ile aralarındaki ilişkilerinden kavranarak tasarlanmış olması ve Eskişehir'le yeni kentsel merkez arasında akıcı bir köprü oluşturması. Bugün baktığınızda ise tabela kirliliğinden nasibini almış, kablolara boğulmuş, görsel kirliliğin etrafta kol gezdiği bir çarşı olmuş. Oysa Cumhuriyet Türkiye'sinin en önemli mimari eserlerinden biri. Çoğumuz önünden geçerken farkına bile varmıyoruz. İMÇ'nin sadece ticaret değil, sanatla da iç içe bir merkez olduğu pek bilinen bir yanı değil. Oysa burası İstanbul Bienali'ne ev sahipliği yapmış bir yer. Arkamda Füreyya Koral'ın bir eseri bulunuyor. Çarşıda şair ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından yapılan mozaikler de var. Soyut çalışmalar olan duvar panellerinde İstanbul'u üzerinde balıklar, kuşlar, minareler, kuleler ve kubbelerin olduğu kıvrımlı bir nehir olarak canlı bir kimlikle yansıtmış Eyüboğlu. Vefa, semti aşıp İstanbul'un ikonları arasına giren değerler üretmiş. Vefa bozası da bunlardan biri. 1870 yılında Arnavutluk'tan İstanbul'a gelen Hacı Sadık Bey tarafından kurulan Vefa bozacısı, boza içeceğinin dünyadaki ilk resmi ticarethanesi olmuş. Aslında o tarihten önce de boza, Osmanlı halkının yaptığı ve sevdiği bir içecekmiş. Fakat daha sulu kıvamlı, daha koyu renkli ve ekşiymiş. Hacı Sadık Bey ise bugün bildiğimiz haliyle daha koyu kıvamlı ve açık sarı renkli bozayı evinin altında kendi imkanlarıyla üretmiş. Omzunda taşıdığı bakır güğümlerle sokakları dolaşarak satmaya başlamış. Bozanın bu yeni hali çok sevilmiş. İlgi gittikçe artmış ve nihayetinde Vefa Bozacısı o günler için cesaretli bir girişimcilik adımı olarak 1876 yılında kurulmuş. Sadık Bey, siz büyük büyük babanızın kurduğu şirkette dördüncü kuşaksınız. Evet, o ismi taşıyorum. O da ayrıca bir tabii ki bir onur vesilesi benim için. Çocukluğunuz nasıl geçti? Çocukluğum bu görmüş olduğunuz mekanın yanındaki evin üst katında doğdum. İlk yürümeye başladığım yer bu tezgahın içi oldu. Ve buradaki çok değerli büyüklerim sayesinde işi bize hem sevdirdiler hem çalıştırdılar. Dolayısıyla yıllar böyle çabuk geçti. Ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben 70'li yıllardaki çocukluğumu buluyorum buraya geldiğimde. O zamanlar geldiğimde de aynıydı. Şimdi de aynı. Hiçbir şey değişmedi. Buraya gelince kendimi çok mutlu hissediyorum. Aynı fikre sahip, aynı duygulara sahip çok değerli konuklarımızı her an burada görebilirsiniz. Çünkü çevremiz eğitim kurumlarının çok yoğun olduğu bir bölge. İstanbul Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Vefa Lisesi, Cibali Lisesi, Pertemniyal Lisesi. Burada eğitim gören,
öğrencilerin mutlaka buraya bir uğrayıp bir bardak boza içmişliği vardır. İleriki yıllarda da gelip burada o hatıralarını canlandırıyorlar tekrar. Aslında çok önemli konuklarınız da var. Onlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 4 Ocak 1937 günü Çorlu Kolordu denetledikten sonra geçerken, saraya geçerken buraya uğramış, ziyaret etmiş ve bir bardak boza içmiş. O boza içtiği bardakta mekanın köşede bir fanus içinde şu anda halin muhafaza ediliyor. İyi bir bozanın sırrı ne? İyi bir bozanın sırrı benle beraber yaşıyor. Belki paylaşırsınız dedim. Şöyle tabii ki ürünümüzün geleneği korumak birinci felsefemiz. O da Hacı Sadık Bey'in ilk bu lezzeti, bu kıvamdaki bozayı ve yeni mayalandığı haliyle insanların damak tadına oturtması bize bugünkü 140. yılını yaşadığımız müesseseyi sunmuş oluyor. O da tabii ki o kullandığı özel ham maddeden kaynaklanıyor. Darı dediğimiz ama çoğu bölgede mısıra da darı dendiğini biliyoruz. Bu kuş yemine benzeyen çok küçük taneli başak bir üründen elde edilen boza. O da bizim sırrımızın ana birinci maddesi oluyor. İstanbul bu, havası bile belli olmuyor. Güneşli başladığınız gün karla devam edebiliyor. Şu anda bulunduğumuz Suriçi aslında İstanbul'un İstanbul olduğu, şehir olarak ilk kurulduğu ve geliştiği yer. Geçmişin gözdesi olan Suriçi, modern insanın değişen yaşam alışkanlıkları ve beğenileri nedeniyle eskiden gördüğü ilgiye artık mazhar olamıyor. Vefa da bundan nasibini alan semtler arasında. Vaktiyle İstanbul'un aristokrat ailelerinin, bürokratlarının oturduğu seçkin bir semtmiş burası. Şu anda binasının yanında durduğum Vefa Spor, yeşil beyaz renkleriyle semtin önemli bir simgesi. 1908 yılında arkamdaki Vefa Lisesi öğrencileri tarafından kurulan kulüp, şimdilerde eski parlak günlerinden uzakta. Türkiye Profesyonel Futbol Ligi'nde oynayan ve ülkemizin ilk spor kulüplerinden biri olan Vefa, 14 sezon birincilikte kaldı. Bugün ise amatör kümede mücadele ediyor. Vefa denince akla gelen en önemli değerlerden biri de Vefa Lisesi. Ülkemizin ana dille öğretim yapılan ilk sivil lisesi olarak 1872'de temeli atılmış. Bugünkü binası ise Mimar Kemalettin Bey tarafından 1920'lerde 1. Ulusal Mimari Üslubuna göre yapılmış. Vefa Lisesi ülkemizin çok değerli isimlerini yetiştiren önemli bir çatı. Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Ali Yücel, Peyami Safa, Uğur Dündar, Nejat Uygur, Müjdat Gezen, Şener Şen bu isimlerden sadece birkaçı. Sinemamızın gülen yüzü sevgili Kemal Sunal da lisenin mezunlarından. Adına her yıl Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri veriliyor.
Bozdağ'ın kemerinin hemen yanında adeta Roma ile Osmanlı mimarisinin iç içe geçtiği bir noktada tarihi bir medrese yer alıyor. 16. yüzyıl sonlarında Gazanfer Ağa tarafından inşa ettirilmiş ve adını ondan almış. Gazanfer Ağa, haremde Güç Kara Ağaların eline geçmeden önceki son beyaz harem ağasıymış. 1782 yılında çıkan yangınla tahrip olmuş bu yapı. Farklı zamanlarda geçirdiği onarımlarla bugüne ulaşabilmiş. 1944'teki restorasyonun ardından belediye müzesi olarak kullanılmış. 1989'da ise Büyükşehir Belediyesi tarafından Karikatürcüler Derneği'ne kiralanmış. Uzun yıllar karikatür ve mizah müzesi olarak hizmet veren yapıda 2009 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı. Ardından Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na kiraya verildi. 2013 yılından bu yana vakıf tarafından Gazanfer Ağa Medresesi eğitim ve kültür merkezi olarak kullanılıyor. Bulunduğum bölüm medresenin mescidiymiş. Medresenin girişinde sağ tarafta Gazanfer Ağa'nın türbesi bulunurken sol taraftaki caddeye bakan köşe ise sebil olarak inşa edilmiş. İstanbul yüzyıllardır her göreni büyüleyen bir şehir. Fatih Sultan Mehmet, Yeditepe'yi Osmanlı'ya armağan etmeden önce ya ben İstanbul'u fethederim ya da İstanbul beni demiş. En büyük gayesine imkansız denilenleri deneyerek ulaşmış. Günümüzde ise bu muhteşem kentin keyfini çıkarmak adeta imkansız başarmak gibi bir şey. Her gün önünden geçtiğiniz yerlere daha dikkatli bakın. Hafta sonu için farklı bir plan yapın. İstanbul'un hiç görmediğiniz bir noktasını keşfe çıkın. Yeter ki İstanbul'u yaşayın, şehrin sakladığı hazinelerle tanışın. Programın başında size güneşli bir havada merhaba demiştik. Şimdi ise karlar içinde bir İstanbul'dan veda ediyoruz. Yeni bir Paha Biçilemez İstanbul'da görüşene kadar hoşça kalın.